Elektrik gazdan ona sıra gelmiyor. Parası bakalı yani. Buzulların eridiği söyleniyor. Suyu israf edenler düşünsün, ben niye düşüneyim? Her şeyi böyle çok hoyratça kullanıyoruz. Hep kaybettiğimiz zaman kıymetini anlıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz pazartesi Mayıs ayı olan toplantısında su israfına ve su fiyatlarına yer verdi. Biz de Kayseri Millet Laf Sokak'ta ekibi olarak halkımıza su fiyatları artışını ve su israfını sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız. Son su faturanız ne kadar geldi acaba? 140 lira. 80. Su faturamız 60 lira geldi, normal. Gaz 700'ü geçkin, elektrik ondan öte, su da işte 300 arası. Vallahi biz Ankara'daydık, daha gelmedi kızım, yeni geldik. Evde olmadığım için gelmedi. 325 lira. 36 geldi. Ben yalnız yaşıyorum. 183 lira. 35 lira geldi. Peki su fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? Su fiyatları daha önceleri tabii şimdiye görenle biraz daha ucuzdu. Metreküp fiyatı olarak. Bu biraz daha israfı tetikliyordu işin açıkçası yani. Şu anki fiyatları bence hani normal. Hal. Fiyatlar hakkında sadece burada değil ki. Her ülkede var yani bu bağlılık. Elektrik gazdan ona sıra gelmiyor bir kere zaten. Pahalandı herhalde kızım yani. Vallahi çok pahalı. Günümüzde yani yeme içme biz neye vereceğiz? Çocuk okutuyoruz bir taraftan. Ortalık çok pahalı. Aldığımızı zaten emekli maaşı. Sadece faturalara yatırıyoruz. Vallahi pek bilemem. Takip etmiyorum yani. Ya malum bütün fiyatlarda yükseliş olduğu için aslında belki şehir için yüksek gibi gözüküyor ama bence normal. Çok bir şikayetçi değilim fiyatlardan. Bazen 35 geliyor, bazen 50 geliyor. Tutturamıyor ki, biz de bilmiyoruz. Çok yüksek, çok ortalık, çok kötü. Kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Çünkü görüyoruz etrafımızda büyük bir kuraklıkla mücadele var ve ülkemizde de bu kuraklık mevzusu maalesef son yıllarda büyük bir artış gösterdi. Çiftçilerimiz bu durumdan çok aşırı derecede muzdaripler. İsrafımız normal de bizim yani, ihtiyacımıza göre harcıyor ama parası bakalı yani. İsraf hakkında çok şey düşünüyorum, çok dikkatli olmamız lazım. Kuraklık olacağı da söyleniyor. Zaten buzulların eridiği söyleniyor. Onun için hepimizin bir birey olarak, insan olarak düşünüp daha dikkatli kullanmamız gerekiyor. Vallahi suyu israf edenler düşünsün. Ben niye düşüneyim? Ben damlasına boşa akıtmıyorum. Zaten dünyamızın ve milletimizin en büyük sıkıntısı her şeyi böyle çok hoyratça kullanıyoruz. Hep kaybettiğimiz zaman kıymetini anlıyoruz. Suyumuzu da çok israf etmeden kullanırsak tabii ki insanlık için de kendimiz için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum.